Ahmet yaktın beni Ahmet. Köydeki aslında buğday değil mi? Biz ona çok şaşırmıştık. Burada da sürpriz bir ürün var. Evet, orada da sürpriz bir ürün. Çekeceksin mi onu abi? Çekme ya. Yakışımızı bırak. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bugün hep birlikteyiz. Aslında videonun başlığından da anlayacağınız gibi köyde bir iş kurmak için ilk adımlarımızı attık. Daha önceden canlı yayında bahsetmiştik Filiz'le birlikte. Üç farklı kafamızda proje var. Üç tane büyük proje var. Bu projelerden en ufağı. En basit olanla başlayalım. En basit olanla başlayalım dedik. Kademe kademe hepsini İnşallah mücolarla birlikte yapacağız. Bu ilk projemiz. Zaten masada da gördüklerinizden biraz artık anlamışsınızdır değil mi Filiz? O zaman anlatmaya gerek yok mu? Hadi kapayalım o zaman. O zaman bahsedelim, neler var masada? Evet, bize hep aslında bir takım şeyler üretiyorduk. Bunları satıyor musunuz diye soruyordunuz. Ama bunlar ürettiğimiz şeyler değil. İşte ürettiğimiz şeyler de var, üretmediğimiz i̇şte, şeyler evet. de var. Daha doğrusu yeni üretmeye başladığımız şeyler de var. Evet. Burada mücolarla birlikte. Bu sefer işi böyle biraz daha büyütüp gene aslında altında satma değil, evimizde ne yiyorsak, eve ne sokuyorsak onu biraz... Biraz daha fazla üretmek. Yani fazla üretip sizlerle böyle paylaşmak adına böyle bir şeye başlamak istedik. Şimdi ilk olarak Mücocuğum masamızda neler var? Kendim yemek programında geliyorum. Birazcık ondan birazcık evet, bundan. Bundan biraz katıp bundan da katacağız. Masamızda neler var? Kendi üretmiş olduğumuz, kendi arazilerimizde üretmiş olduğumuz mısırlardan, tabii ki GDO'suz, yerli mısırdan arkadaşlar, mısır unu, Taşdemir'de çekilmiş mısır unumuz var. Arkadaşlar, hanımları evde bıraktık bugün. Değil mi? Onların başka işleri var. Evet. Biz mısır satımımızı yapmaya geldik. Biraz mısır toplayacağız. Topladığımız mısırdan da mısır unumuzu yapacağız. İşte bunlar mısır unu olacak. Evet, ilk mısırlarımızı topladık. Biz kaldık abi. Ben başıma geleceğini biliyordum. Şaka demiyorum ha. Bıraksaydım bari. Bitiremeyiz daha. Ahmet. Ahmet yaktın beni Ahmet. Arkadaşlar yokluklar içinde iş kurmaya çalışıyor. Evet, şimdi güç birliği yaptık. Gelen abonelerimize de mısır ayıklatıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu aileye o kadar çok abone geliyor ki hepsi çok güzel insanlar. Hakikaten canlı insanlar. Ben de sen görüyorsun değil mi? Yani biz boşuna söylemiyoruz yani. Çok ziyaretçimiz var derken yani çok ziyaretçiyi sen gördün. O sizin güzelliğinizden kaynaklanıyor. Ben de sizin sayenizde çok güzel insanlarla tanışıyorum. Vallahi sağ olun ya. Fatih'ten gelenlerdi. Bir yarım saatliğine uğramıştık dün de. Gelemediler, göndermiyoruz. Fatih'ten onun için mi? Bizim için geldiler abi. Ne güzeldi mi ya? Bibin abi dükkana geldi. Evet, buradan selam da söylesene. Fatih 250 kilometre, 250'de giriş. Ümit Bey'e, Perihan Hanım'a çok sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Şimdi almış olduk. Sağ olsunlar, onlar da bizi ziyaret etmişlerdi. Birçok abonemiz ziyaret etti. Sadece onlar değil, çok fazla gelen oldu. Çok teşekkür ederiz hepsine. Hülya Bekeroğlu daha bekliyorum. Tekrar. O mücüyü bulanlar enteresan ya. Şimdi mücü için de enteresan bir şey. Düşünsene Nevin ablalar. Evet, Nevin abla izlersen konuştuğumuz gibi hala araştırmaktayız. Nevin ablaya ev. Hülya abla ile konuştuk bu akşam. Hülya ablaya da sevgiler. Bizim aboneler artık Mücahit'e de ulaşmaya başladı. Evet. Nasıl, memnun musun bu ilgiden mücü? Abi memnunum. Bir de şey de çok güzel. Hani böyle geldiklerinde... benimle de tanışmak istiyorlar. O sıcaklık değil mi? Evet, evet. Güzel bir duygu. Biz de Mahmut abilerle kaynaştık. Mahmut abi de çok candır. Bir önce kısa vadeli bir tanışmamız vardı. Daha önceki girişlerinde. Ya biz sevdik onları ya.
Mahmut abi çalıştırıyoruz seni ama. Abi olsun be. Burada her şey doğal. Abi, bu mısır gibi her şey böyle şeffaf doğal. Gördüğünüz gibi. Yapmacık hiçbir şey yok burada. Abi şimdi yanlış da anlamasınlar değil mi? Daha önceden tanışmıyoruz. Yok. Yani bunu. Evet evet. Aboneledikten sonra. İlk biz ne zaman? Kaç ay oldu abi biz tanışalı? Akyazı'ya gelmiştiniz ilk. Evet. Orada. Kambağa değil işte, cambağa. İki aynen. Bir sefer orada görüştük, iki sefer de burada işte. Mia'cığım ne o elindeki? Yemiyorum. Bak. Mısır. Yemiyorum. Mısır. Gerek yok. Gerek yok ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Dursun abi. Dursun abi iyi akşamlar. Dursun abi de torun bakıyor bu arada. Dursun abi daha çok görmek istiyorum. Ne güzel bak. Dursun abi merhaba. Merhaba canım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim abi sağ ol. Maşallah. Mısırını yaptıracağız. Deniz abinin aboneleri gelmişken hep birlikte ev birliği yaptık. Evet. Mısırını çekeceğiz. Ne o ne kaynıyor? Ne kaynıyor? Pekmez. Öyle mi? Ben zannettim mısır kaynıyor. Yok mısır kaynamıyor, pekmez kaynıyor. Mahmut abi işi çözdü. Şimdi ben de Dursun abi de geldi. Arkadaşlar Dursun abi de el ele verdik. Evet. Bu arada ben işten kaytardım. Bak. Kamerayı elime aldım. Öyle. Aa bak işte. Ben köylü çocuğum ya. Ürünle yaptım. Evet. İkisi güzel. Çözülüyor. Tamam mı? Evet. Bandımı kim üstü? Ne? Kim üstü bandımı? Ben üstüm. 35 karış gelmiş bana bakıyorum. Arkadaşlar çok keyifli güzel bir ortam var. Çok keyif alarak yaptığımız ürünler oluyor. Yani buradaki o sohbet, muhabbet, o birlik. Birisinin gelip hemen müdahil olması, yardımcı olması, işte bir abonemizin gelmesi, Dursun abinin çıkması. İşte bunlar tam istediğimiz şeylerdi. Tam da bulduğumuz şeyler oldu. Allah biraz gönlümüze göre verdi. Murat Deniz'in kısmeti diye düşünüyoruz. Şükürler olsun. Mısırımız işlendikten sonra bu mısır unuyla filizlize güzel bir mıhlama. Mıhlamayı da yine bu taş ocağımızda yapalım. Tamam yaptığımız. Burada yapalım. Hep beraber yiyelim. Mıhlama böyle peynir zıpa zıpa. Kuymak mı? Mıhlama başka, kuymak başka abi. Nasıl? Öyle mi? Ne fark var? Evet. Bir dakika. Ben bu konuya dair olmak istiyorum. Olur. Benim bildiğim gerçekten aynı. Mıhlamayla kuymak farklı mı? Aynen. Bence aynı olması evet. Lazım. Farkı ne? Hayır. Farkını söyle. Mıhlamada mısır unu fazla, az peynir var. Farklı yapılıyor. Kuymakta beyaz unla da yapabilirsin. Ve peynir fazla oluyor. Mısır unu gibi, mıhlama gibi değil. Mıhlama diye yiyoruz. Evet. Değil, evet. Değil abi. Kuymak başka bir şey. Ben de öyle biliyorum. Evet. Mısır unu. Ben bu, pek... Ama menemen, bir fark menemen, olduğunu söyleyeyim. Bir de kaymaktan kuymak diye bir şey vardır. Kaymakla yaparsın. Aynen. Yağ aynen. Yerine kaymak koyarsın. Etsiz kuru fasulye, etli kuru fasulye. Hangisi daha iyi olur? Onun bir farkının hayır, olduğunu hayır. Mısır unu var. Birinde öbüründe beyaz unu. Hiçbir alakası yok. Arkadaşlar çok büyük tartışma var. Siz de yorumlara lütfen yazın. Mırlama mı, kuymak mı? Melemen soğanlı mı soğansız mı? Hadi bakalım. Türkiye bunda konuşuyor. Bence soğanlı. Soğansız. Sabah kahvaltılarında soğansız. Yok. Normal şartlarda soğanlı. Melemen soğansız olur. Bence de soğanlı. Akşam yemeğini yapıyorsan soğanlı olur. Soğanlı olacak. Dursun abi sence? Kıymayla o hep de başka bir şey olur. Ben yemek yaptığım zaman evde yemekleri ben mi yapıyorum? Haftaya başlıyor benim yemeklerim. Ya. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Hanım geldiği zaman masa hazır oluyor. O işten geliyor. Ben evde oluyorum çünkü. O zaman bir YouTube kanalı aç abi. Yemek tarifi falan. Yok yok o kadar. Sosyal medyada pek aram yok. Ama eskiden hayımda kalırken buradan giden 62'de giden Türk işçileri tabii Almanca bilmedikleri için domuz etidir diye et falan da yiyemiyorlar. Evet. Öğlenleyin makarna yapıyorlar, akşamleyin makarna yiyorlar, ondan sonra sabahleyin makarnanın suyunu dökmüyorlar, sabahleyin ondan çorba yapıyorlar, içiyorlar. İçine hanımefendinin dediği gibi biraz sarımsak. Ücretsiz nişasta işte abi. Evet, direkt. Evet. Yani bir soğan, bir baş sarımsak çok güzel çorba oluyor. O sarımsakla soğan zaten içine bir kaşık un da atsan oluyor çorba. Boncuk gibi boncuk.
Evet, Mücü, her şey böyle geleneksel yöntemlerle olacak değil mi? Aynen öyle. Yani zaten en başında belirttim. Kendi evimizde yaptığımız ürünleri çoğaltıyoruz sadece. Zamanında geldin böyle. Kedi zamanında gelsene daha pasta olur. Görmen de şimdi şey yok. Hep görmüyorum. Evet arkadaşlar, köyde bile olsak görüyorsunuz değil mi? Ne kadar böyle apartmanların, binaların arasında kalmış ama hala eski geleneksel yöntemlerle çalışmaya devam eden bir değirmen. Yukarıdan bir şelaleden akan suyu burada bir şekilde ehlileştirmişler ve onunla değirmeni döndürüyorlar. Onunla da burada mısır unu elde ediyorlar ya da herhangi diğer unları elde ediyorlar. Keşke biraz daha temiz olsak, keşke biraz daha doğaya ve böyle güzelliklere önem versek. Ama yapacak bir şey yok, insanoğlu da böyle. Anam babam usulü eriştemiz var, bıçak kesimi. Köydeki kümeslerden aldığımız yumurtalarla. Eski o yumurtasıyla, yani zaten normal yumurtayla da olduğunu pek zannetmiyorum. Evet, tutmuyor. Ve yine köydeki aslında buğday değil mi? Biz ona çok şaşırmıştık. Gidip bakkaldan alınma bir buğday değil. Onu da un yani. Değil pardon. Burada kendi ürettikleri buğdayı yine taşdeğirmenlerde çektikleri unla yaptığımız güzel bir eriştemiz. Onun haricinde kuskusumuz var. Yani bu kuskus aslında işlerin de en meşakkatlisi arkadaşlar. Hı hı. Yani gerçek anlamda o en zoru bu. Evet. Yani evet, eskiden gelen gelenekle o nasıl diyorlar ona, böyle bir yuvarlak ahşap teknelerde ovalayarak yapılıyor. Yani bayağı bir zahmetli, tabiri caizse hani böyle kas yapa yapa. Çok işlemden geçiyor. Çok uzun sürede yapıyorsunuz aslında. Şimdi yapım süreçlerinden de birazdan bahsedeceğiz. Çok az ürün çıkıyor. Ama güzel bir ürün çıkıyor. Evet. Burada da sürpriz bir ürün var. Evet, orada aslında da sürpriz bir ürün var. Arkadaşlar, biraz aslında ben bahsetmek istiyorum bu üründen. Bu görmüş olduğunuz ürün şeker pancarı pekmezi. Evet Mucu, burada neler oluyor? Abi şeker pancarı tarladan toplandı. Soyum esnası şu an. Soyum aşamasını gerçekleştiriyorlar. Soyulduktan sonra yıkanıp, doğranıp, rendelenip, doğranıp, ondan sonra da kaynatılacak. Belirli aşamalardan geçtikten sonra da pekmez olacak. Siz ne yapıyoruz? Şeker pancarlarını soyuyoruz. Sonra bu soyucunun girmediği yerleri ayrıca bir işlemle alınıyor. Sonra şu tepe kısımları ayrı alınıyor. Hadi. Mia. Gece biraz karanlık arkadaşlar. Şu an taş ocağımızda ateşimizi yakıyoruz. Ne yapacağız Mücu? Abi pekmez yapacağız. Kestiğimiz şeyleri şimdi burada kaynatacağız. İyice pekmeze çevireceğiz. Onları bazı işlemlerden de geçirdik de. Onlar kaynadı. Şırasını aldık. Posasının suyu çıktı.
O su şimdi, şıra diyoruz ona. Şimdi şırasını kaynata kaynata şırasını değil mi kaynata, yoğunlaştıracağız. Kaynata, yoğunlaştıracağız. Bu bayağı yoğun bir pekmez olacak değil mi Mücü? Evet. Yani pekmezlerin en yoğunu diyebiliyorum ben. Pekmezlerin en yoğunu Brix oranı diyorlar abi. O oran %78-%80 civarı. Brix ne oluyor abi? Yani o yoğunluk, işte bu pekmezgillerde, reçellerde kullanılan bir terim. Onu da biz analiz yaptırmıştık geçen yıl. O oran %78-%80 oranında. Oluyor. O yoğunluğa sahip ve içinde hiçbir katkı malzemesi olmadan o oranı yakalamak da çok önemli. Tabii bu ürünleri biraz seçmemizin sebebi mücoların bu konuda bilgisinin olması. Değil mi? Daha önceden yani pekmez olsun, erişte olsun. Sonuçta bu konularda bilgili olduğu için böyle biraz birbirimize güç birliği yaptık ve evet, birlikte bunları üretme kararı aldık arkadaşlar. Aynı yerde çalışmamda. Duman var değil mi? Çık dumandan. Aşkım, dumana girme. Pekmezimiz kaynıyor, mısırımız ayıklanıyor. Kısaca faydalarından bahsetmek istiyorum. Vücudun günlük ihtiyacı olan potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün arkadaşlar. Ayrıca mide ekşimesine iyi gelen bir özelliği var. Yani mide ekşimesi olanlar aslında bu ürünü tüketmeli bence. Yüksek tansiyonu düşüren bir özelliğe daha sahip. Bir de ilik kanseri demiştin. İlik kanserine, evet. İlik kanseri konusunda, ilik kanseri durumunda boğuşan bir kişi varsa yani bu ürünü mutlaka kullanmalı. En güzel aslında, çok sağlıklı bir ürün. Şifa deposu. Zaten ürünlerimizin hepsi bir şekilde doğal ürünler. Şeker pancarı deyince yani bu bildiğimiz toz şeker üretilen pancardan aslında yapılıyor ama tabii ki bu işte kaynatma usulü vesaire bunlar işin içine girince hani içinde şeker vesaire hiçbir şey yok, katkı da yok. Ve şeker hastası olan birisi de belli bir miktarda, belli bir miktarda tüketebiliyor ve şekeri de çıkmıyor. Ben kendi annemden biliyorum yani, annem şeker hastası. Ve şimdi buraya ek ürünler de eklenecek. Şimdi ilik suyumuz var. Yakında evet, gelecek olan. İşte salçalar, turşular, yani bu sirkeler, reçeller. Gelecek olanlar dışarıdan, yani dışarıdan gelecek bir ürün yok aslında. Yakında gelecek işte. Gelecek derken? Kendimiz yapacağız. Neyse şampiyonu verdikçe biz yavaş yavaş üretime i̇şte geçiyoruz. Yani kemikleri kaynatıp ilik suyu yapılacak. En ihtiyardan biri olabilir. Mevsimine göre. Trabzon hurması evet, kurusuydu galiba. Trabzon hurması kurusu. Evet, cennet hurması diye de biliniyor. O şimdi tam zamanı, onu toplayacağız. Bir yönteme var işte. O da çok, çok güzel faydalı. Ürünler gelecek. Bak yani. O da tam şifa deposu gibi bir meyve gerçekten. Fund'ın satış pazarlarından Trendyol, N11 hepsi burada. Ve Amazon üstünden. Ayrıca yeni açacağımız Shopee hesabımız üstünden bu ürünlerin satışını yapmaya başlayacağız. Onunla ilgili bilgiyi de zaten ilerleyen videolarda vereceğiz. Her birinden yarım kiloluk poşetler yapacağız. Pancar pekmezinden de bir 2 kiloluk, bir de pardon 2 litrelik, bir de yarım litrelik paketler olacak. En kaliteli ürünleri zamanında geleneksel yöntemlerle üretmeye ciddi anlamda karar verdik. Konuyla alakalı baya baya burada zaten bu işi uzun zamandır yapanlardan bilgi alıyoruz. Yakında ve isteyen herkesin elinde olacak bu ürünler. Üretimini yapacağımız tüm ürünler belli olduktan sonra zaten böyle zaman geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Onun dışında sizin de bize önerileriniz varsa, görmek istediğiniz ürünler olursa, daha önce kuskus sorulmuştu özellikle, onu söyleyebilirim. Bu arada ben Artvinliyim. Bizde mesela erişte çok yapılır, silor diyoruz biz, silon diyenler var. Onu çok yaparız ama kuskusu ben ilk defa mesela burada yapıldığını gördüm. Hazır üretimine yani paketlenmiş olarak marketlerdeki halde kuskusu tabii biliyorum ama böyle el yapımı kuskusu ilk kez burada ben de keşfetmiş oldum. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Kuskusumuz, el yapımı, mısır unumuz ve eniştemiz. Afiyetler olsun efendim diye. Evet, bu da pekmezimiz. Mücocuğum ilk şey sana. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı uzun bir süre bunu kaynattık. Zaten videoda da gördünüz. Kaynama sürecinden önce de çok meşakkatleri var. Yani o zor. Çok zor bir şey. Zor bir şey. Yani öyle hemen bidonlar al bu bidonu aktar gibi olmuyor. Buna direkt koyabilirsin. Şimdi. Sonra bir tane de yarım litrelik yapalım.
Şu yoğunluğa bakar yaklaştırır mısın? Yaklaştırır mısın? Şu yoğunluğa bak. Direkt gerçekten. İçine. Hani bildiğimiz pekmez türlerinde bu mesela üzüm pekmezinde daha çok anlaşılıyor görsel olarak. Cıvık bir pekmez oluyor üzüm pekmezi ama bu çok yoğun. Koyu bir pekmez. Koyu olunca içinde katkı var demeyin sakın. Tüm taneleri açık. Hiçbir katkı yok. Bu 2 litrelik olan. Ya bunları bu şekilde şişelemesi de bir iş. Çünkü düşünsenize böyle 100 şişe ne kadar sürede dolar. 100. Yoğunluğa bakar mısın? Şu yoğunluğa bakar mısın abi? Bir de bir dipnot. 3'e 1 oranında. Yani 3 kaşık bundan 1 kaşık tahin. Bildiğin o ekmeğin üstüne sürdüğümüz çikolatalar var ya. Onun gibi oldu. Aynı o. Kıvamda. Çok da şifalı. Tahinle beraber. Özellikle çocuklar için okul önümüzde bence etkinlikler lazım. Unumuz var, kuskusumuz var, eriştemiz var, pekmezimiz var. Çok farklı ürünlerde bunları eklenmeye devam edecek. Pekmezimiz de şöyle bir yarım litrelik cam şişede ağzı mühürlü, böyle gayet güzel, doğal saklanabilecek. Bir de 2 litrelik şu şekilde plastik şişemiz de olacak. Bunların etiketlemeleri vesaireleri yapılıp fiyatlarını belirleyip, çünkü daha bir fiyat da belirlemedik, ne kadara mal ettik, ne yaptık, onları biraz bizim de çalışmamız gerekiyor. Yani ürünlerimiz her geçen gün çoğalacak. Aslında biraz da mevsimine göre eklenerek devam edecek. Hangi mevsimde ne yapılması gerekiyorsa. Zaten biz bunları geleneksel olarak evde yapıyorduk. İçin yapıyorduk. Lahanadan turşumuz olacak. Tabii turşular, sirkeler, inek suları. Büyüyor, daha büyümedi. Daha neler neler. Tabii farklı bir iki projemiz daha var. Çok, iki proje çok büyük projeler değil mi? Olursa gerçekten çok efsane proje. Sakarya yerinden oynar değil mi onları yapabilirsek? Yani İstanbul'dan kaçış. Sizin zaten kanalın ismi. Bende her zaman bir sözüm var ya, İstanbul'un arka bahçesi diye. İkisi birleşecek. Bu kadar söylesek yeter şimdi. Hani çok 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 farklı, şu an tahmin edemeyeceğiniz aslında bir şey gelecek. Öyle emlak falan değil arkadaşlar hani. Çok farklı, güzel bir proje. Hep biz diyoruz Mücocuğum, bir defa sen de belki daha çok kişi değil mi takip eder. Arkadaşlar şurada bir beğen butonu var. kanalımıza dedim. Allah söyledi. Kanalımıza. Arkadaşlar abone olmak için şuradaki tike basabilirsiniz. Abone ol diye bir tik var. Beğen tuşunu zaten beğeniyorsunuz. Ben takip ediyorum yani yorumları ve şeyi. Bizden önce söylüyor yorumları. Aa diyor, birisi böyle yorum yazmış. Yani bazen ekran görüntüsü çekiyorum, atıyorum. Beğen ve abone ol kısmında daha çok kişiye ulaşmak adına, böyle doğallıklarla iç içe olmak adına ve belki birkaç video sonra açıklayacağımız yeni bomba proje adına o hani daha çok abone olup bildirimimizi daha çekin. Daha çok güzel insanlarla tanışmak inşallah vesile olur. Çünkü ben de biraz şey içinde görüyorum artık. Hani size ulaşmak isteyen bana geliyor, ben veya size gelmiş oluyor, bizi görmek istiyorlar vesaire. Geçen öyle olmuştu. Evet bak, sen görüyorsun. Hep sen, biz söylüyoruz ya buradan. Biz söyleyince sanki kendimiz anlatıyor gibi oluyor. Yok yok, ben net görüyorum. Hani gelen gidenler çok yani, ben o zaman diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Çok güzel şeyler gelecek. Hoşçakalın. Bu arada benim kızım baba diye bana sesleniyor da bambama da baba diyor. O neyi koyamıyor. Bambam diyemiyor baba. Yani bambamla ikimiz ortaklaşa kullanıyoruz bu baba kelimesini. Ay kitabına bak. Otur da bak. Bambam. Ben sana buradan kalkmıyorsun dedim. Arkadaşlar. Orası yok. Orası yok. Zor zor şartlarda çalışıyoruz arkadaşlar. 1'di 2 oldular. Bakalım Mia ne zaman başlayacak? Üçüncüsü orada var. Evet, üçüncü de var. Ne biçim oldular?
Oğluma haksızlık ediyorsun bak, ben buradayım diyor. Emziğini versen mi? Evet. Ben de emziğini vereyim. Biz şimdi arada hiç çıkamıyoruz. Evet. İyi oldu böyle arada tırmak. Ha, iyi oldu. Biri sağdan biri soldan. Bebelere bakın. Yüce zor mu çekimler? Abi bak. Evet, bir şey diyecek misin Yüce? Bugün Filiz yok, çekiyor kamera arkasında. Biz seninle kapayacağız videoyu. Ben bir ses. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ağzı da dolu. Başıma geleceğini biliyordum. Şaka demiyorum ha. Bıraksaydım bari. Bitiremeyiz lan. Ahmet. Ahmet yaktın beni Ahmet. Arkadaşlar yokluklar içinde iş kurmaya çalışıyor. Hava olayı var mı bunda? Hava yapıyordu abi. Maaşta alıyoruz anlamasını. Evet, benzin bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Bittik. Çekecek mi onu abi? İşimizi kurarken başına neler geldi diye yazarmışsın. Ne yapacağız? Gelip bırakıyorlar mı bari benzin? Yok abi, Ahmet arayacağız. Ha, motorla gidecek alacak. Gelecek. Ahmet de açmıyor. Durun abi, ben ineyim arabayı alayım diye. Dur abi buradan. 10 dakika yürürüm. Yok yok abi, bekle. Ya sen niye telaş yaptın abi? İstanbul'a yetişeceksin, rahat ol. Yok ondan değil ya. Bizim hayatımız macera abi. İşlerimiz çok. Allah'tan herkesi tanıyor da burada. Hemen bir taksi çağırdı. Taksiyle benzin alıp gelecek. Evet, Müco geldi. Yapma kararı, yapma. Başkan, bunu tutman gerekiyor ama. Tutarız. Dur bak, bu az önceki mazot böyle değildi rengi. Küçük petten onu yapsak. Yok abi, bununla oluyor. Nasıldı Müco? Kırmızı oluyor bir de. Abi aşağı indir. Her marka petrolün her rengi var galiba abi. Evet, Mücü gidebilecek miyiz şimdi? Hava mava yapmış olmasın bir de. Hani bir laf vardır ya, senin havan kadar benim rüzgarım var diye. Onun havası varsa bende de rüzgar var abi. Hadi bakalım, çalışacak mı? Kamyonda hava alırdık 2 saat. Ben afiyatçıyım, o kamyonun kafayı kaldırırdık, havasını alırdık. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Bu maaşı bekmezsin ha. Hadi bakalım. Dur patron. Ah. Oh, büyük bir adamım. Evet, çalıştırdık. Hava mı yapardı? Şimdi... 10 litre var mı aldın mazot? Ne abi? Aldın mazot 10 litre. 8 litre aldım. 8 litre ne yapar abi? 50 kilometre yapar. Bir tane kadar kontrol mü edelim, kaç litre yapıyor dedi. Deneyelim hadi. Hadi deneyelim. 70-80 kilometre yapar herhalde değil mi?
Bundan sonra mazot almıyorum bu bitene kadar. Hadi bakalım ne zaman yolda kalacağım. Ama tenekeyi arkada tutacağım. 3 lira yaksa 70 kilometre yapar.